Arkası yarın. Tuzak. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Artık Bülent'i baş gözetmenin zamanı geldi. Askerliğini yaptı, işinin sahibi oldu. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Bir an önce oğlumun mürüvvetini görmek istiyorum Berin. Haklı değil miyim yani? Haklısın Aliyeciğim. Maşallah Bülent de artistler kadar yakışıklı. Hayırlısıyla bir kısmet çıkarsa evlendir tabii. Bu acele niye Aliye teyze? Bülent çocuk değil ki, koca adam. Ayrıca hem zengin, hem yakışıklı, hem kültürlü, hem de koca bir holding genel müdürü. Bırak biraz bekarlığın tadını çıkarsın. İnsan ister genel müdür, ister işçi olsun, ister kültürlü, ister cahil olsun ama mutlaka evlenmeli Aysel. En iyi kurum aile kurumudur. Hı hı. Bülent'in de artık çoluğa çocuğa karışmasının vakti geldi kızım. Hem yalnız onun değil, senin de. Öyle değil mi Berrin? Öyle tabii. Ama gel gör ki bunu anlatamıyorum Aysel'e. Ona kalırsa aşık olmadan evlenmemeye kararlıymış. Haklı değil miyim Aliye teyze? İnsan hiç tanımadığı birisiyle şöyledir böyledir diye evlenirse o insan mutlu olur mu hiç? Anladığım kadarıyla sen görücü usulüyle değil de modern usulle evlenmeden yanasın. Öyle mi Aysel? Evet teyzeciğim. Her ne olursa olsun evleneceğim insanla arkadaşlık yapmak, flört etmek, gezip tozmak isterim. Ayrıca onu sevmek, ona aşık olmak isterim. Görüyorsun ya Aliye, ben ne desem hava. Şimdiki zamane gençliği bildiğini okuyor. Bülent de genç ama o benim sözümden dışarı çıkmıyor. Senin uygun gördüğün bir kızla evlenirim anne diyor. Yani bu konuda bana vekaletname verdi. Aman Allah'ım, Bülent gibi birisi. Görücü usulüyle evlenmeyi kabul ediyor ha? Kulaklarıma inanamıyorum Aliye teyze. Neden kızım? Bülent gibi okumuş, yüksek tahsil yapmış, Avrupa görmüş, köşkte oturan, yakışıklı bir genç. Çevresinde kızlar pervane gibi dönerken o nasıl olur da senin uygun gördüğün birisiyle evlenir? Buna inanmakta güçlük çekiyorum. Evet zenginiz. Köşkte oturuyoruz ama bütün bunlar köklü bir ailenin geleneklerini, göreneklerini değiştiremez kızım. Ben de senin annen de hep bu şekilde evlendik. Ama şükürler olsun, kocalarımızdan da memnun kaldık. Öyle değil mi Berre? Öyle tabii. Allah'ıma şükürler olsun, rahmetli kocamla bir gün olsun ne dargın kaldık ne de kavga ettik. Ya. Ayrıca ben oğlumun hangi kızdan, nasıl kızdan hoşlandığını da iyi bilirim. Bu yüzden Bülent benim beğeneceğim biriyle evlenir. Doğrusu Bülent'in böyle biri olduğunu hiç zannetmezdim. Peki Bülent'e uygun bir kız buldun mu bari teyze? Evet, sonunda buldum Aysel. Çok güzel, çok cici, çok hanım bir ev kızı. Bülent'tir. Şimdi açayım, geliyorum. Duydun mu anne? Aliye teyze Bülent'e kız bulmuş bile. Duydum, bağırma. Ben ne yapabilirim ki? Ne demek ne yapabilirim? Konuş Aliye teyzeyle. Bülent'le benim evlenmek istediğimi söyle. Biz akrabayız. Benden iyisini mi bulacak oğluna? Kızım duymadın mı kadını? Eğer seni beğenseydi seni isterdi oğluna. Ben ne diyeyim şimdi kadına? Delirmezsem iyi. Göz göre göre Bülent'i başkasına kaptırıyorum. Lütfen anne Aliye teyzeme söyle oğluna beni alsın. Bülent'miş gelen. Merhabalar. Hoş geldin Berin teyze. Hoş bulduk oğlum. Sen de hoş geldin Aysel. Nasılsın Bülent? Görmeyeli seni öyle özledim ki. Nasıl olayım? Çalışmaktan başımı kaşıyamıyorum ki. Gece gündüz iş. Koca bir holdingi yönetmek kolay değil. Sizler ne yapıyorsunuz? Biz de tam senden söz ediyorduk. Aliye teyze seni görücü usulüyle evlendireceğini söylüyordu. Ben de Bülent modern insandır. Görücü usulüyle kolay kolay evlenecek bir insan değildir diyordum. Doğru demiş miyim canım? Yanılmışsın Aysel. Ben anneme ve onun zevkine güvenirim.
Bu yüzden evleneceğim kızı onun bulmasını istedim. Buldum bile oğlum, buldum, buldum. Sahi mi? Kimi buldun anne? Çok güzel, çok hanım bir kız. Adı Nebile. Adı ne anne? Bülent. Yakışıklı, tahsilli, gün görmüş bir ailenin tek oğlu. Ayrıca da çok zengin. Bir holdingde genel müdürlük yapıyormuş. Köşkte oturuyorlar. Sen uygun görüyorsan görücü gelsinler anneciğim. Ben görmesine görüyorum da yine de evlenecek olan sensin kızım. Ben her ihtimale karşı bir resmini aldım bak. Evet, yakışıklı biriymiş. Ama önemli olan yakışıklılığı değil, ahlakı anne, biliyorsun. Tanıyanlar çok iyi şeyler söylüyorlar Nebile. Annesi Aliye Hanım çok hanımefendi, muhterem bir insanmış. Koca köşkte bir tek oğluyla oturuyormuş. Eğer kabul edersen bize görücü gelmek istiyorlar. Dedim ya anneciğim, sen de münasip görüyorsan buyursun gelsinler. Allah kısmet ederse neden olmasın? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Berin Hanım, siz nasılsınız? Şükürler olsun, biz de iyiyiz efendim. Ya siz hanım kızım, siz de iyi misiniz? Fena değil işte. Efendim, biliyorsunuz biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Kızımız Nebile Hanım'ı gördükten sonra fazla uzatmanın bir anlamı olmadığını düşündüm. Benim bir oğlum var, 25 yaşında. Adı Bülent. Büyük bir holdingin genel müdürlüğünü yapıyor. Hayırlı olsun efendim. Malum, her anne baba büyüyen çocuğunun mürüvvetini görmek ister. Biz de onu baş göz etmek istedik. Bu sebeple buradayız. Evet efendim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Nebile kızımızı, oğlumuz Bülent'e istiyoruz. Ben kızımızı çok beğendim. Çocukları tanıştıralım, birbirlerini görsünler. Beğenirlerse bu işi bitirelim. Ne dersiniz Zübeyde Hanım? Kısmet efendim, kısmetse olur tabii. İsterseniz bu hafta sonu bize gelin. Böylece çocuklar birbirlerini görme fırsatı da bulsunlar. İyi olur. Allah nasip ederse geliriz efendim. Nebile, nasıl buldun görücüleri? Aliye Hanım çok hanımefendi, kibar, gün görmüş bir kadın anne. Ya Berrin Hanım? O Aliye Hanım'ın eltisi oluyormuş. O da iyi bir insan. Yalnız Berrin Hanım'ın kızı, adı Aysel'di değil mi? Evet. Nedense o kız hiç hoşuma gitmedi anne. Vesat birine benziyor. Sen de fark ettin mi bilmem. Devamlı bana küçümseyen, hor gören bakışlarla baktı. Etmez olur muyum? Bana da öyle geldi. Ama neyse, nasıl bakarsa baksın. Seninle bir ilgisi yok. Önemli olan seninle evlenmek isteyen kişi. İnşallah mutlu olursun kızım. Çok zenginmiş çocuk. Daha önce de söyledim anne. Ne yakışıklılık ne de zenginlik. Ben dünyamı, yuvamı bunların üzerine kurmayacağım. Önemli olan evleneceğim adamın iç güzelliği. Bana iyi davranıp davranmayacağı. Geceleri Allah'ıma hep aynı duayı ediyorum anne. Allah'ım, evleneceğim adamın içkisi kumarı olmasın. Soğan ekmek yedirsin ama evine bağlı olsun. Bana iyi davransın yeter diyorum. Sen yine de dualarına devam et kızım. Allah'ım, inşallah gönlüne göre verir Nebile. İnşallah anneciğim, inşallah. Berrin, nasıl buldun Nebile'yi? Hoş ve kibar bir kız değil mi? Öyle, gerçekten de zarif ve güzel bir kız. Ben pek beğendim. İnşallah Bülent de beğenir. Aysel, sen nasıl buldun Nebile'yi? Vallahi kusura bakma Aliye teyze ama ben beğenmedim. Bir kere çok basit insanlar gibi geldi bana. Sonra kız biraz da kendini beğenmişe benziyor. Yok, hiç de öyle değil. Son derece mütevazı bir kız. Tam tersi utangaç, mahcup biri. Terbiyesinden yüzümüze bile zor baktı kızcağız. Siz öyle sanın. Bu tipler saman altından su yürütür. Sizin ne kadar zengin olduğunuzu biliyor. Hiç Bülent gibi bir avı kaçırmak ister mi? Peşin hükümlü olma kızım. Vallahi söylemedi deme. Bu tipler evleninceye kadar hep böyle mazbut, mazlum gibi dururlar. Ama bir de evlendikten sonra gör bunları. Kök söktürürler adama, kök. Aysel, susar mısın kızım? Ben kötü bir şey söylemedim ki anne. Aliye teyzen fikrimi sordu, ben de söyledim.
Ne oldu anne? Görücü gittiniz mi bugün? Gittik oğlum. Pek güzel, pek hanım bir kız. Ben çok beğendim. Cuma akşamı bize gelecekler. Böylece birbirinizi görmüş olacaksınız. Berin teyzeyle Aysel de beğendi mi kızı? Berin beğendi de... Aysel... Anlaşıldı. Aysel beğenmemiş. Boş ver, dert etme. Ben onun niye beğenmediğini biliyorum. Üzülme anne. Neden? Onun gözü bende de ondan. Açık açık söylemedi ama benimle evlenmeyi çok istiyor bu kız. Bilmem, sen de farkında mısın anne? Farkındayım oğlum, farkındayım. Koskoca evleri dururken 15 gündür neden bizde kalıyorlar sanıyorsun? Ama Allah da biliyor ya, Aysel Ertem'in kızı olmasına rağmen yine de onu bu eve gelin almak istemem. Ben de. İşte Nebile'yi beğenmediyse bu yüzden beğenmemiştir. Hani derler ya, kedi erişemedi ciğere mundar dermiş. Anaoğul, ne konuşuyorsunuz böyle? Keyfiniz yerinde bakıyorum. Selam, hoş geldin Bülent. Hoş bulduk Aysel. Bu akşam geciktin, merak ettim seni. Holding'le işler biraz uzadı da... biz de annemle Nebile'yi konuşuyorduk. Kızı çok beğenmiş. Beğenilmeyecek bir kız değil ki canım. Güzel, zarif, kibar. Biraz abartmıyor musun Aliye teyze? Seni duyan da Bülent'e bulduğun kızın dünya güzeli biri olduğunu sanacak. Sonra neresi zarif ki kızım? Bir kere fakirler. Oturdukları evi görmedin mi? Fakirliklerinden gelen bir basitlik var üzerlerinde. Fakirlik bir kusur, bir kabahat değildir Aysel. İnsan ister köşkte, ister gece kondu'da otursun. Önemli olan fazilet ve erdemdir. Her neyse, başım ağrıyor. Aspirin içeceğim. Sonra görüşürüz Bülent. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nazaket dediğimi söylediklerimi. Yok fakirlermiş, yok bilmem neymiş. Boş ver, sıkma canını anne. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Gazanfer'in selamı var sana. Hangi Gazanfer? Amcanın oğlu Gazanfer mi? Evet. O çapkın Avrupa'da değil miydi? Evet, döneli 2 gün olmuş. Bugün beni aradı. İzmit'te bazı işleri varmış. Dönüşte de bize gelecek. Gelsin buyursun bakalım. Çapkın İzmit'e gittiğine göre mutlaka yine parasız kalmıştır. Babasından kalan bazı şeyleri satacaktır. Ne yaparsın? O da böyle bir insan işte anne. Ben çalışıp kazanmaktan, Gazanfer de çalışmadan miras yemekten hoşlanıyor. Lütfen kızım, şu ağlamayı keser misin anne? Sinirime dokunuyorsun. Hep senin yüzünden anne, hep senin yüzünden. Sana kaç kere Aliye teyzemle konuş, Bülent'le evlenmek istediğimi söyle dedim. Ama sen bugün yarın diye savsaklaya savsaklaya, bak başkasına kaptırdık adama. Kızım, zorla güzellik olmaz, sen de gördün işte. Aliye teyzen isteseydi seni alırdı Bülent'i. İstemedi, ben ne yapayım? Zorla oğluna benim kızımı mı al deseydim? Deseydin tabii. Bak kuş elimizden uçuyor. Olacak şey değil. Göz göre göre böyle zengin bir lokmayı bir kenar mahalle kızıma kaptırıyorum. Tahammül edilir bir şey değil bu. Eğer Bülent o kızla evlenirse koca servet hep o kızın olacak. Kendine gel Aysel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Seni de duyan servet avcısı zannedecek. Ne zannedersiz annesin anne, yalan mı? Bülent gibi zengin yakışıklı bir erkeği bir daha nerede bulabilirim ki? Ne yani, sen Bülent'le sadece zengin olduğu için mi evlenmek istiyordun? Ne sandın ya? Sadece şu köşk kaç milyar eder biliyor musun anne? Ya öbür evler, arsalar? Sonra Bülent'in maaşı ne kadar biliyor musun? İyi de elimizden ne gelir kızım? Olan oldu artık. Eğer biraz yardımcı olsaydın şu anda Bülent'le o kız değil ben evleniyor olacaktım. Nasıl yardımcı olmadım ki? Geldiğimizden beri ne zaman yalnız kalsam Aliye'ye hep senden, senin meziyetlerinden söz edip durdum. İyi bir ailenin çocuğuyla evlendirsek dedim. Yabancı yere gitmese dedim. Herhalde dediklerimi anlamaması için aptal olması lazım. Anlamıştır tabii. Anlamıştır ama işine gelmemiştir cadı karının. Nedense eskiden beri beni hiç sevmez Aliye teyze. Ben yapacağımı yaptım. Tutup da Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunu kızıma ver diyemezdim ya canım. Ben de Aliye teyzemi zevkli biri sanırdım. Nebile denen o kızın neresini beğendi ki Bülent'i alıyor? Bir türlü anlayamadım. Sen o kızın yanında bulunmaz birisin. Ama gel de bunu Aliye'ye anlat. Aklını takmış bir kere Nebile denen o kıza. Olamaz. Olamaz. Bülent'in o kızla evleneceğini düşündükçe sinirlerim tepeme fırlıyor anne. Düşünsene, eğer ben evlenseydim Bülent'le o kadar mal, o kadar mülk, hepsi kontrolüme girecekti. Ölünceye kadar rahat bir hayat sürecektim. Ama şimdi bütün bu nimetlere bir kenar mahalle kızı lüp diye konacak. Maalesef öyle olacak kızım. Ama yo, kızın ayağı öyle değil anne. Ben o kadar kolay pes edecek bir insan değilim. Asla.
Asla Bülent'e o kıza yar etmeyeceğim. Ne yapıp edip bu evliliğe mani olacağım. Saçmalama Aysel. Bir terbiyesizlik yaparsan Aliye teyzem bir daha bizi bu köşke sokmaz. Sen karışma bana anne. İçim yanıyor benim, içim. Sana göre hava hoş. Oysa ben ne hayaller kurmuştum. Son model bir araba aldıracaktım kendime. Sonra da gece gündüz o parti senin, bu parti benim, eğlenip hayatımı yaşayacaktım. Ama şimdi bütün bunların hepsi güme gidiyor. Bütün bu hayallere bir kenar mahalle Dilberi kavuşuyor. Hiç kimse ama hiç kimse Bülent gibi zengin bir lokmayı elimden alamaz. Tuzak adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.